Hüseyin Emirbaş, selamun aleyküm hocam. Risale-i Nur anlaşılmıyor diyenlere cevabınız nedir? Hangi hastaneye gidersen git, Allah kurtarsın, böyle yumak, öyle mi? İnsanlar dolu. Allah billah aşkına, hele bana söyleyin. Kaç tane hasta reçete yazılan ilacın şeklini, şemailini, adını, sanını, içindekilerini biliyor? He? Kaç tane biliyor? Şimdi orası hastahane. Orası tedavi yeri. Bilsen de bilmesen de verilen reçeteyi uygulayacaksın ve hastalığın geçecek. Risale-i Nur, maddi ve manevi 13. asrın Müslümanlarının manevi reçetesinin toplandığı bir eserdir. Anlamıyorum diye bırakamazsın. Nasıl ki doktoru bırakamıyorsun? Bunu da bırakamazsın. Çünkü senin reçeten burada, adam olman burada yazılı. 13. asırda, 13. Hicri asırda beşeriyetin yani Müslümanların maddi ve manevi bütün hastalıklarının reçetesi burada yazılıyor. Bunu okumaya, öğrenmeye, anlamaya mecbursun. Biraz gayret edeceksin. Hangi iş var ki insan gayret etmeden öğreniyor? Hangi iş var? Bana bir tane söyleyin. Zahmetsiz, engelsiz, problemsiz bir iş bana söyleyin. Bir tek. Ya ekmek yemeye... Ekmek yemek için fırına gidip geliyor, ekmek almak için yani. En kolay iş ama burada da dikkat lazım geliyor. Yoldan geçerken bilmem geçen yani kaldırımda bilmem nerede. Dikkat edeceksin yani. Dolayısıyla Risale-i Nur belki bugünkü kuş diline göre müşkülat var. Çünkü biz Türkçe bilmiyoruz. Şimdi ben desem ki senin Türkçeni Agup Dilaçan yazmış, bana kızacak. E ne yapayım ha? 1923'ten sonra dilimiz yasak edildi. Türkiye'de dil yasak edildi. Agup Dilaçan diye bir Ermeni 11-12 lisan biliyor. O bu dil kurumunun başına getirildi ve Türkçeyi yazan bugünkü hale sokan Agup Dilaçan'dır. Dilaçan soyadını da ona Mustafa Kemal vermiştir. Agup Dilaçan. Şimdi Agup Dilaçan'ın yazdığı dille, öğrettiği dille Allah'ın kelamının anlatıldığı Risale-i Nur'u sen nasıl anlayacaksın? Ben ne yapayım? E biraz gayret edeceksin. Agup Dilaçan'ın Türkçesi çok eksik. Agup Dilaçan sana Türkçe öğretmek için değil, unutturmak için yazmış ama. Anadolu Türkçesi yok. Kasti bir şey var. Yahudi. Yahudi. Ermeni, Yahudi Ermenilerde. Kemalizmi de Moiz Cohen yazmış. Moiz Cohen. Kemalizmi de yazan Moiz Cohen. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin iki ana temel esasını iki tane Yahudi Ermeni yapmıştır. Kemalizmi Moiz Cohen, Agop Dilaçan. Türkçe'yi de Agop Dilaçan. Agop'tu değil mi adı onun? Agop Dilaçan. E şimdi ben ne yapayım? Sen Türkçe bilmiyorsun kardeşim. Türkçe bilmiyorsun ha. Türkçeyi öğren. Risale-i Nur Türkçedir. E sen Türkçe bilmiyorsan ben ne yapayım? Allah rahmet etsin halam, bibim, biz bibi derik halam, Elazığ'a senede bir iki defa gelirdi. Bir veya iki fazla gelmezdi, sevmiyordu. Çünkü dillerini bilmiyor. Bir kelime, yani Türkçenin kokusunu bilmiyor yani. Bırak öyle kelime melime de. Geliyordu, pencereden böyle dışarıya bakıyordu. İnsanlar birbirine konuşa konuşa gidip geliyorlardı.
Diyordu hele bak hele bak hele koskoca herifler diyordu bunlar da dil bilmiyor diyor. Ona göre dil Kürtçe. Hele bak hele bunu açık söylüyordu yani çok da saf temiz bir şey. Hele bak hele bak hele diyordu bu koskoca herifler bunlar da konuşmayı bilmiyor. Kürtçe. Şimdi ben ne yapayım sen konuşmayı bilmiyorsan Risale-i Nur'u sana ben nasıl uydurayım yani. Sen Türkçe öğren. Sen Türkçe öğren. Mahki şeyde bir kavga olmuş köyde. Şimdi iki taraf, bir bibim gizli taraf, bir de karşı taraf birbirlerine girmişler kıyasıya. Dağın başında. Onlara vurmuş, onlara vurmuş falan. Tabii almış mahkemeye götürmüşler bunu. Ya hakim bir tercüman tutmuşlar şimdi. Tercümanla konuşuyor. Kürtçe, Türkçe bilmiyor çünkü. Diyor hakim diyor ki beyaz siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Onlar aşağıdan geldi. Biz yukarıdan gittik. Birbirimize girdik. Daha kim ne vurdu? Nasıl vurdu? Kimin aklı başındaydı ki? Hakim diyor biliyor diyor ki senin vurduğun adam ağır yaralı ha. Ölmemiş mi? Ben vurdum ki öyle. Ben vurdum ki öyle. Ölmemiş mi o? Öyle saf temiz bir şey. Şimdi bu Türkçe bilmiyor diye bizim Risale-i Nur nasıl Kürtçe yapar yani? Bizim Agopil Açan Türkçe'yi bize böyle yapmış. Onun için anlamıyoruz birbirimizi. Bugünkü yazarların mesela yazar çizerlerin en kötülüsünün yazısına bakın. 500 kelimeyi geçmez kullandığı kelime. Kelime çeşidi olarak 500 kelimeyi geçmez. Bilmiyor çünkü. Yok dil yok. Dil olmayınca Mimar Sinan yetişmez. Fuzuli yetişmez. Nedim yetişmez. Büyük edipler yetişmez de büyük mimarlar yetmez. Dil yok çünkü. Dil maneviyattır, dil konuşma değildir. Dil hissiyattır, dil maneviyattır. Agopil Açan bize ne maneviyat verecek? Onun için biz Risale-i Nur'u anlamıyoruz. Anlayacaksın. Biraz gayret edeceksin. Evvela dilini öğreneceksin. Risale-i Nur sana dilini öğretecek yani kardeşim.